ormanlarımızda ve demografik dengelerimizde değil. Mutfaklarımızda, cüzdanlarımızda da çok büyük bir yangın var. Temmuz ayında enflasyon Türkiye rekorları kırdı. Üretici enflasyonu yüzde %45 45'e, tüketici enflasyonu da yüzde 19'a dayandı. Üretici ve tüketici enflasyonu arasında 26 puanlık fark, bugüne kadar böyle bir farkı, böyle bir makası daha önce hiç görmemiştik. Bu ne demek? Yani uygun talep koşullarını bulursa üretici üreticinin maliyet baskısını perakendeciler tüketicilere yansıtacak. Bunun kaçar yanı yok. Ama hal böyleyken Erdoğan ekranda bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranında da düşüşe geçiyoruz dedi. İşte bunu herhangi bir biri söylese tamam. Ama bu lafları kim söylüyor? TÜİK'in ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kendine bağlı olduğu kişi söylüyor. Açık söyleyeyim bu hem TÜİK'e fiyatları düşür hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na faizleri indir talimatından başka bir şey değildir. Einstein'ın aynı şeyleri yapıp farklı sonuçları beklemek delilere mahsustur dediği söylenir. Erdoğan aynı şeyleri yapmakta ısrar ediyor. Son defasında bunu yaptığında milletin 128 milyar dolarını Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırmışlardı. Buradan Erdoğan'a çok açık bir çağrı yapıyoruz. Eğer iddiana bu kadar çok inanıyorsan yarından tezi yok. Faizleri hemen sıfıra indir. Ağustos'un geçmesini falan da bekleme. Ama bunun sonunda da ortaya çıkacak tabloyla bu kararının sonuçlarıyla yüzleşmeyi de bil. 128 milyar dolarda yaptığını yapma. Millete hikaye anlatmaktan vazgeç. Hatırlayın, IMF'e 5 milyar dolar verecektik, istemediler diye bir palavrayı yıllarca millete anlattılar. Ama onların vermediği 5 milyar dolar 6,4 milyar dolar olarak IMF'den rezerv desteği şeklinde geliyor. Yani IMF Türkiye'ye 6.4 milyar dolar rezerv desteği veriyor. Şimdi öyle anlaşılıyor ki dört gözle bu parayı bekliyorlar. Herhalde Erdoğan IMF'den gelecek bu paraya güveniyor. IMF'den gelecek dolarları da satarım, faizi indiririm, yine bildiğimi okurum diye düşünüyor. Atalarımız boşuna dememiş. Yarım hoca dinden, yarım doktor candan, gördük ki yarım iktisatçı da paradan ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde hükümetin eksik ödediği mazot ve gübre desteklerinden bir de haksız yere yüzde dört de stopaj kestikleri Danıştay kararıyla tescillendi. Buradan söylüyorum. Çiftçinin gasp ettiğiniz bu parasını tas tamam ödeyin. Haksız yere kestiğiniz bu stopajları çiftçimize hemen iade edin. Karar bunu kapsıyor, kapsamıyor demeyin. Sözlerimi tamamlamadan önce dün gece yarısı iki farklı gelişme yaşadık. Bunlardan bir tanesi Halk TV'nin canlı yayını basıldı. Bu eşkıyalığı şiddetle kınıyoruz. İşler bu noktaya gelirken önce Rütük eliyle medyaya gözdağı verdiler. Sonra gazetecileri tehdit ettiler. Yetmedi bazı televizyon kanallarına akreditasyon engeli getirdiler. Anlaşılan artık son çareleri de ayak takımına yol vermek oluyor. İnsan bunlara bakınca Mehmet Akif'in şu dizeleri akla geliyor. Haya sıyrılmış inmiş. Öyle yüzsüzlük ki her yerde ne çirkin yüzleri örtermiş. Meğer o incecik perde. Dün geceki ikinci gelişme Milli Eğitim Bakanı'nın görevden affıydı. Biliyorsunuz mevcut sistemde bakanlar istifa edemiyorlar. İlginç. İstifa tek taraflı bir irade beyanı ama bu isti, bu isti, bu sistemde, bu ucube sistemde atanmış bakanların iradesi yok. Yok hükmünde. Bir tek irade var. Onları oraya atayan Erdoğan'ın iradesi. O da lütfederse ancak bakanları affediyor. Şimdi tam da okullar açık açılacakken AK Parti iktidarının 8. Milli Eğitim Bakanı atanmış olduğu yine ortada velilerimiz için önemli belirsizlikler var. Her gelen bakan eğitim sistemimizi daha da perişan etti. Eğitimin milli niteliği tamamen kayboldu. Çocuklarımıza ideolojik format atmak için olmayacak işlere Erdoğan imza attı. Bu nedenle son 10 yılda eğitim sisteminden duyulan memnuniyette yerlere çakıldı. Vatandaşlar eğitim sisteminden memnun değil. Giden bakan başarılı değildi. Olması da imkansızdı. Söylemiştik bu ucube sistem adam öğütmek üzerine kurulu. Bu sistemde kurt kanunu geçerli. Zayıflayan bakanı altındaki yardımcıları hemen yutu veriyor. Şimdi yeni atanan bakan da bu sistemde hiçbir şey yapamayacak. Çünkü Erdoğan şahsım hükümeti çocuklarımıza ideolojik prangalardan kurtulmuş çağdaş bir eğitim veremez. Ataması yapılmayan öğretmen sorununu çözemez. Bilgisayarı tableti olmayan öğrencilerin bu ihtiyacını karşılayamaz. Köy okullarını açamaz. Hiçbirini yapamaz bunları. Tüm bu sorunlar bizim iktidarımızda çözülecektir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın yanan ülkemizi de, kırılan kalplerimizi de hep beraber sarıp sarmalayacağız. Koltukları, rantları, ihaleleri ve cukkaları için bizi bölüp parçalanmaya çalışan provokatörlere ve ayak takımına asla eyvallah etmeyeceğiz. Sandık gelecek. Millet tüm bu pespahiliğe sandıkta son verecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Rengi Türk Televizyonu Ebru Balıkçı. Efendim, turizm alanları ve yanan orman bölgelerinin imarda açılması konusunda tartışmalar devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir paylaşımı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı ve böyle bir yetki verilmediğini Turizm Bakanlığı'na ifade etti. Ve Kılıçdaroğlu açıklamaları sebebiyle ispat etmeye çağırdı. Bu konuda değerlendirmeniz ne yönde olur? Teşekkür ederim. E çıkan kanun son derece açık. Daha önce üç tane bakana verilmiş olan bu yetki, Şimdi tek bir bakana veriliyor. Kime veriliyor? Turizm Bakanına veriliyor. Hangi yetki veriliyor? Orman alanlarını imara açma yetkisi. Yani Turizm Bakanı ile orman alanlarını imara açma ya da orman alanlarını istah etme. Bunun ne ilgisi var? Neyi ispat edilecekmiş? Her şey ayan beyan ortada. Buyurun. Efendim bizi yönlendiren sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Orman yangınlarıyla mücadele sürerken hem partimizden hem de bölgedeki belediye başkanlarından mücadele koordinasyonu dışında tutulduklarına ilişkin açıklamalar geliyor. Hatta bazı AK Partili isimlerin yetkisi olmadığı halde koordinasyonda yer aldığını söylüyorlar. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterle yangını sek ve idare ediyoruz paylaşımlarını dahi yaptı. Hatta afet zedeleri ziyaret ettiği bir köye de yine Orman Genel Müdürü'nün helikopteriyle gittiği paylaşımlar.